Hanımlar, beyler, sevgili 11'ler kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle arkadaşlar 11. sınıfta şu önümüzdeki süreçte ne yapmalısınız? Yani bu ara tatil semester dönemi ve daha sonrasında ikinci dönemde neler yapmalısınız? Bundan bahsedeceğim. Kendim neler yapmıştım? Hatalarımdan öğrendiğim şeyler ve YKS 2024 için arkadaşlar şu anda neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. İlk önce kendi ne yaptığımdan bahsedeyim. Arkadaşlar ben 11. sınıfın ilk dönemini Allah mikrofonumuz düştü. 11. sınıfın ilk döneminde hani demiştim ki ya ben TET'ye de bakacağım. Hani çünkü bakılması gereken şey yok, ben de size bunu söylemiştim ama açıkçası TET adına çok da bir çalışma yapamamıştım. Ben yani TET fene, biraz daha bakmıştım. O zaman sayısalcıydım. Birinci dönem biterken ben dedim ki ben eşit ağırlığa geçeceğim dedim. Ondan sonrasında ikinci dönem neyi sıkı tuttum arkadaşlar ben? matematiğimi sıkı tuttum ve bunun yanında TRT matematik geometri çalışmaları ekledim arkadaşlar. Bence önemli olan şey bu. Ee, peki sizler neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle ara tatilde, sömestrde şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu 11. sınıf konularına bir şekilde çalıştık ettik ama şunları baştan bir tekrar edin. Ya Elinizde fazla bir kitap varsa açın şu öğrendiğiniz konuları, trigonometriye özellikle. Ee, bir açın tekrar edin sayısalcısınız da eşitarlıkçıysanız da bu zamanki öğrendiklerinizi tekrar edin. Bunun yanında arkadaşlar günlük olarak TRT matematik, geometri veya da problem çalışması ekleyebilirsiniz. Peki ikinci döneme geldik. E normal tabii okulunuz var, okulunuza gideceksiniz. Onun dışında ödevleriniz olacak, sınavlarınız olacak. Bunlar az Tabii ki de ilk olarak ana gündeminiz yine 11. sınıf olsun arkadaşlar. Ama bunun dışında örneğin siz günlük arkadaşlar 4 saat bir çalışma yapıyorsanız bunu artık bundan sonra yarısını 11, yarısını TYT şeklinde yapmanızı öneririm arkadaşlar. Hani 11. sınıf kısmınızı bitirdikten sonra gerekli olan çalışma yaptıktan sonra bakın her zaman ilk önceliğiniz burası. 11. sınıf kısmınızı her neyse bitirdikten sonra arkadaşlar geri kalan vaktinizde ben sene öneriyorum. Arkadaşlar TET Matematik, Geometri ve Problem adına arkadaşlar bence bu dönem birer kitap bitirin en azından. Eğer siz birer kitap bitirirseniz ne olur? Yaz arkadaşlar bomba gibi bir giriş yaparsınız. Bunlarla hiçbir şekilde vakit kaybetmezsiniz. Hani tekrar bir kitap çözdükten sonra denemelere geçebilirsiniz. AYT erken başlarsınız. Konularınız erken biter. Daha çok deneme çözersiniz. Sonunda da arkadaşlar daha çok pratik vaktiniz olduğu için daha çok ya netleriniz diğer insanlara göre daha yukarıda başlayacağınız için arkadaşlar her zaman bir adım önde olursunuz. Yani e, konular bir senede halledilmez mi? Halledilir. İşte son senede yapılmaz mı? Yapılır. Ama ya bunlar zor olur anladın mı? Sen eğer bunu 11'den halledersen çok çok daha iyi olursun. Benim mesela bir tane koşuk öğrencim var. Ya işte çocuk 11. sınıfta TRT matematiği de bitirmiş, geometri de bitirmiş, denemelere de başlamış, bir sürü başlamış. E ne oluyor abi? E şimdi o çocuk şimdi 110 net yapıyor. diğerleri daha düşük yapıyor. E ne oluyor? Öteki çocuk derece yapamayacak mı bu sene başına? O da yapabilir. Ama 110 net yapan çocuk çok daha avantajlı. Niye? Çünkü 12. sınıfta da konuları erken bitiyor. Bu sefer bir sürü deneme, bir sürü pratik yapmak için zamanı kalıyor arkadaşlar. Daha önde oluyor her zaman için. E, bu yüzden ne yapalım arkadaşlar? Bence dediğim gibi örneğin 4 saat çalışıyorsunuz günlük. Bunu 2 saat mi 11'e ayırdıktan sonra arkadaşlar TYT Matematik, Geometri ve Problem. Ge probleminde ne yapın arkadaşlar? TYT Matematik'te ya belki bir noktaya gelmişsinizdir. Geldiyseniz hemen başlayın. Hiç başlamadıysanız da TYT matematiğe Bu ilk 11-12 konu dediğimiz problemlerden önce konuları hallettikten sonra bir tane de problem kitabı alın arkadaşlar yanına. Aynı şekilde günlük problem çözün. Çok abartmanıza gerek yok. Hani bu başlangıçta günde bir test olabilir. Yani 10 soru 15 soru da çözebilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerlesin. Önemli olan bir ilerleme halinde olmak. Sen eğer bir dönemde bu bir problem kitabını bitirirsen hiç i̇şte matematik adına aynı şekilde, geometri adına aynı şekilde çok büyük avantajı elde etmiş olursun. Ama arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu kitapları seçerken lütfen seviyenize uygun seçin. Ya TYT matematikte sen önce bir tabii ki deneme bir çözün. Ne hangi nettesiniz bakın. Ya TYT matematikte 5 net yapıyorsan gidip de zor bir kaynak alma ya da 10 net yapıyorsan zor bir kaynak alma. Önce bir başlangıç kitabı al ya da orta düzey bir kitap al. Kolay orta düzey bir kitap al. Onu çöz. yazın bir tane daha çözersin orta zor olarak. Anladın mı ya? Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Önemli olan temeli sağlam vurmak. Geometride de yine aynı şekilde kimi insanlar mesela adam bilgisayar matematiği acil çözüyor ama yapamıyor tamam 10 soruda 3-4 net yapıyor. Niye çünkü kavramamış şunu anladım. Temel olmadan koymayeceksin. öyle önce öğrenemiyor. Çöz anlayamıyor. Soruları yapamıyor. Ama öteki adama bakıyorsun geometri ne çözmüş mesela. Daha kolay bir kaynak ama 10 soruda 6-7 yapabiliyor. Niye? Çünkü ana mantığı anlamış. Anladınız mı? Ana mantığı anlamış. Ben de arkadaşlar temel kitabı almıştım. 11. sınıf 2. dönemde gittim temel kitap çözdüm. Anladınız mı? Ya da TYT matematikte vaktim vardı. İşte kimi konulardan fasikül aldım. Fasikül çözdüm. temelimi güzel attım. Mesela ilk konulardan bu sayılar dediğimiz konudan gidip fasikül almıştım. Fasikül çözdüm. E ne oldu? Denemelerde falan çok rahatlamıştım ben. O konuda anladınız mı? Ya böyle konularda fasikül de kullanabilirsiniz. Hani bu büyük avantajınız olur arkadaşlar. Bunları söylemiş olayım ama her zaman tabii ki dediğim gibi 11. sınıfınız ön planda olsun. Yani yazılı haftasında falan full 11. sınıf kasabilirsiniz. Tabii dershaneleriniz var bir kısmınızın. Oraya gidiyorsunuz. Orada bir eğitim görüyorsunuz. Ona da dikkat edin. E, şimdi sayısalcı arkadaşlar diyecek ki biz TET bakmayalım Tabii ki bakın arkadaşlar. Vaktiniz varsa bakın. Ama onun dışında zaten 11 fen konuların yanında 11 hani fen kolların bir kısmı TET fenle ortak. Onun dışında da hani e, bir şekilde öğreniyorsunuz. O yüzden TET'e özellikle girmedim ama bakabilirsiniz. Daha fıf, konu seçip bakabilirsiniz. Biz aradan çıkartabilirsiniz. Hani ee, mesela örneğin 11'de şimdi elektrik görüyorsun. On, elektriğin tt kısmını halledebilirsin. Anladın mı ona çalışırken? Yani bu şekilde ince ayarlar çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de deneme çözelim mi? Eğer tt matematik bunları tamamladıysan tabii ki branş denemesi de çözebilirsin. Değil mi? Arada bir genel deneme de çözebilirsin ama senin şu anda her hafta genel deneme çözmene gerek yok 11. sınıftaysan. Bu kadar acele etmeyin, bu kadar fazla çözmeyin, sıkılırsınız. Hani çok kendinizi boğmayın, yük etmeyin. Çünkü 12 sınıfta zaten çok deli çalışacaksınız. O zaman da enerjiniz kalsın arkadaşlar. Beni takip edin arkadaşlar. dediklerime uygulamaya çalışın. 11'ler ile ilgili ara sıra videolar gelecek. Onun dışı ne yaparım ne ederim. Önünüzde bayağı bir zaman var. Hobilerinizi sakın aksatmayın arkadaşlar şu süreçte. Çünkü hani kafa dağıtmanız gerekiyor. Henüz 11'siniz, 12 değilsiniz. Bu kadar kasmayın ama Çok fazla kasmayın. Sadece gerekli düzenli çalışmanızı yapın. Yeterli yazı kadar yeterli arkadaşlar bu. Kendi yaptığınız kafada attığınız aktiviteleri salmayın. Eğer tamamen ders çalışırsınız ya ben şimdi YKS sürecine gireceğim derseniz tamamıyla komple. Bu sefer ne olur? 12'de yorulursun, sıkılırsın, çalışmak istemezsin. O yüzden kendinizi boğmayın arkadaşlar. Boğmadan yine kendinizi sosyal aktivitelere e, önem verin. Sosyal aktivitelerinizi de aksatmayın arkadaşlar. E, kanalımdaki diğer videoları göz atabilirsiniz. Her ders nasıl çalıştığını, ne yaptığını, neler, ne her şey var. İleride soru videoları da gelecek. Onları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutma. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bol şans.